Bundan belki de binlerce yıl önce gölge savaşçılarının kötü ordusu büyük şehir Çengsan'ı tehdit ediyordu. Halkını kurtarmak için iyi kral mistik bir madalyon yarattı ve bunun için kendini feda etti. Madalyonun büyük gücünün farkında olan kral onu iki parçaya böldü. Bir oğluna büyük bir beden gücü verdi, diğerine de büyük bir ruh gücü. İşte bu çift ejderhanın efsanesidir. Madalyon nerede? Söyle! Bu herifler asla konuşmaz. Hadi gidelim. Şigo. Tamam. Onu buldum. Kral ülkeye tekrar barışın gelmesi için iki oğluyla hareket etmesi gerektiğini biliyordu. Zaferden sonra prensler madalyonu sakladılar. Kötüler tarafından kullanılmasını engellemek için. Evet. Küçük bir şoktan korkuyor musunuz? Korkmayın. Bir kehanet vardı. 7 yıl önce deprem ve çalınan trompetler gelişimi haber veriyor. Yüzyıllardır birçok insan efsanevi çift ejderhayı bulmak için uğraşıp durmuyor. Artık o benim. Ama bu sadece yarısı. İkinci ejderha nerede? Hemen diğer yarısını bulun. 3 puan, devam edin. Dikkat et! Jimmy, tekmesine dikkat et. Dikkat et! Lütfen sakin olun. Bu sadece ufak bir sarsıntı. Deprem değil bu. Sakin olun. Evet. Çok güzel Jimmy.
Kuan, devam edin. Roket gibisin Jimmy. Bana bırak. Bir dakika var. Kuan, bilin oldu. Bana bırak dedim. Üç puan birin oldu. Kalk. Ne uçan ejderha? Ne yapacağını ben söylerim. Bana ejderha falan demeyeceksin. Ejderhaya bakın. Üç puan. Devam edin. Durun. Evet. Durun. Başla demeden başlamayın. Üç puan. Anlaşıldı mı? Başlayın. Öyleyse tamam. Kazandım bile. Ne? Bırak onu! Biri! Durun, durun, kurallara uyun, ayrılın! Gel durun, hadi gel! Dur, kurallara uyacaksınız, anlaşıldı mı? Kurallara uyun! Ne kurallara uyun dedim size! Uyuyoruz işte! Sen de geçelim, dur, gel, kurallara uyun! Gelin bize! Gelin buraya! Kazandık! Beni hiç dinlemiyorsun. Tebrik ederim biri. Sayende para ödüğünü kaybettin. Onu yeterince yorsaydın böyle olmazdı. Sadece eğleniyordu. Bence sen ringin dışında eğlen. Kızacak ne var bunda? Artık bir dahaki sefere mağluplar. Bu kadarı yeter serseri. Bile, bile gel. Kimmiş mağlup ha? Pazar günü televizyonda gladiator oyunlarını seyrediyorsunuz ve eviniz aniden çöküveriyor. Ne utanç verici ama sizin hatanız değil. Bu herkesin hatasıdır. Bu yüzden Jack City'ye gitmek zorundasınız. Burada renkler dahil istediğinizi seçersiniz. Sakın unutmayın, eğer bizden almazsanız asla Jack City'yi tanıyamazsınız. Hollywood'dan en sıcak haberlerle karşınızdayız. Şimdi New Angeles'ın bir numaralı gece haberleri. Karşınızda George Hamilton ve Vanna White. Bu geceki en önemli haberimiz yeni saat ayarlaması. Bu gece saatlerinizi bir saat ileri almayı sakın unutmayın. Aksi takdirde yarın akşam kendinize sokağa çıkma yasağını delmiş olarak bulabilirsiniz. Ben bunu her zaman karıştırırım. İleri mi alacağız yoksa geri mi? Bu harika Vena. Andy, orada işler nasıl gidiyor? Aha, ikiniz de çılgınsınız. Ama dinleyin. Belki size şehirdeki gangsterlerden nasıl korunacağınızı söyleyemem. Ama Yağmur'a haber verebilirim. Evet, verebilirim. Atarım. Yarın oksijen maskelerinizi sakın unutmayın. Çünkü asit yağmuru var. Yarın New Angeles'ın her tarafında sesi dağıtacak vantilatörler olacak. Bunlardan bir tane varsa yanında durun. Eğer yoksa bir iş bulun. Bu geceki canlı görüntülerimiz çeşitli bölgelerdeki ana polis merkezlerinden. Gördüğünüz gibi polisler geceye hazırlanıyorlar. Polis yarın tüm sokakları temizlemiş olacaklarını iddia ediyor. Bu arada siz de New Angeles bölgesindeki hava sıcaklığını izliyorsunuz. Herkes geldi mi? Evet efendim. Güzel. Yarın görüşürüz. Lake Pasadena'da nem oranı yüksek. New Angeles ve Tokyo City'de %80'e varan bir nem oranı bekleniyor. Sıcaklık saat 11.05'te en yüksek seviyesine ulaşacak. Ve deniz suyu sıcaklığı da Hollywood'da dahil tüm sahil boyunca oldukça yüksek olacak. Harika görünüyor. Mükemmel. Yasak saatini geçirdik. Onlar kazandı çünkü sokaktaki çetelerle sık sık dövüşüyorlar. Biz de alıştırma yapmalıyız. Fazlasıyla alıştırma yapabiliriz. Şuraya bakın. Pek normal görünmüyor. Dur. Şurada durur musun lütfen? Tam benim tipim. Yavaşla. Yavaşla. Bunun hiç de iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Haklısın. Tam senin tipi. Tuzak! Gidelim! Gidelim! Başımız dertte. Ha 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 ha
Dışarıda gördüğünüz Boa Bobo. Steroid canavarı. Kaldırabildiği ağırlık 360 kilo. $50'la ondan kurtulabiliriz. İyi akşamlar baylar. Kimliklerinizi görebilir miyim? Galiba diğer pantolonumu da bıraktım. İlgilen Hawk. 50 papel baylar. Amerikan Express'te dahil tüm kredi kartlarını kabul ederiz. Bir sorun mu var? Hey, bu da ne? Bırak onu! Bunu alabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Hadi sür! Daha hızlı gidemez miyiz? Hayır, ama böyle oturamam. Onları tanıyoruz. Bunlar Lee kardeşler. Evet, bunu sevdim. Kim? Şu tarafa dön. Pekala dostum. Demek Lee. Lee. Hadi! Bizi geçmesine izin verme. Ateşi besle Billy! Ateşi besle! Besliyorum! Islan Jimmy! Hadi! 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 Harita gerekebilir. Harika! Ne oldu böyle ha? Göremiyoruz. Nasıl kullanıyorsun? Hiç sorun değil. Biraz eğlenelim. Hadi Jimmy. Oyun istiyorlar galiba. Kurtulduk. Sersem, video oyunu bilmiyorsun. Ver şunu bana. Hah, işte oldu işte. Evet, bulduk. Yakala. bulduk. Yine geliyorlar. Abi bir şeyler yak. Nedir bu? Bunun içindekiler bizi bir füze haline getirebilir dostum. Deneyelim. Bu da ne? Olamaz.
hayatım bir film gibi gözlerimin önünden geçti. Tanrım. Çok uyuyorum. Sen deli misin? Arabayı mahvedecektin. Evet ama onunkine bak. Oradan kurtulmaları zor olacak. Umarım sigortası vardır. Çok kızgın görünüyor. Sen git, ben burada kalıp kamyona bakayım. Planın ne? Kızdırıp üstümüze çekelim. Hey koca adam! Koca kafanla yerleri süpüreceğiz. Gidelim buradan. Hemen. Bu kadar korkaksın deme. Nereye gidiyorsunuz? Kaçın hadi kaçın. Hadi bakayım kış kış kış. Harika. Gelin bakalım. Lee takımı. Yardım ister misiniz? Yardım istemiyoruz Marian. Evet Marian. Ne demek öyle? Evet. Ben isterdim. Kes sesini. Çok sert çocuktun acıyemi. Kurtarmaya değmezsiniz. Biz bunun için geldik. Çetelerin bilgisayarı bize şehri nasıl mahvettiklerine dair önemli bilgiler verebilir. Marian bu bölge zaten çoktan mahvolmuş durumda canım. Sizden yararlanabiliriz. Birbirimize yardım ederiz. Ne diyorsunuz? Her gece yasağı bozuyorsunuz. O çetelerden bir farkınız yok. Değil mi biri? Tabii ki hayır. Hayır, bence Marian şehrimize hizmet ediyor. Sen delisin. Hey çocuklar, gidelim. Birazdan birlikler burada olur. Bize ejderhadan bahsetme zamanı gelmedi mi? Babanız öldüğü zaman bir kazı yapıyordu. Bunu bana ve Changsa'ya verdi. Ve uyardı. Bu ejderhanın mistik güçlerinin tek bir kişinin sahip olamayacağı kadar tehlikeli olduğunu söyledi. Öldüğü zaman kendime bir söz verdim. Hem size hem de madalyona bakacaktım. Tehlikeli görünmüyor. Onu ikiye böldüm. Birini kendime aldım, diğerini de kimsenin bulamayacağı bir yere sakladım. Jimmy bulabilir mi? Beni dinleyin. Gördüğünüz bu madalyonda ruhsal bir güç var. Yani o içinizdeki gücü arttırır. Bu parça bedene güç verir. Diğer parça ise ruhunuzu güçlendirir. Efsaneye göre madalyon insanı bedensiz bir ruha çeviriyor ve ona çeliğin gücünü veriyormuş. Demek çelik kadar güçlü yapıyormuş. Şunu bir deneyelim mi? Onu şimdi kullanman bizi tehlikeye sokar. Karanlık güçler varlığını biliyor. Bunun bir yok etme kaynağı olduğunu da. Ejderhayı korumak bizim sorumluluğumuz. Bırakalım hep uyusun. Billy Lee. Yaş 17. Ailesi ölmüş. Yasal vasisi Satori Imada. Bilinen son adresi Devil Tiyatrosu. 4 derece kuzey. Nereden anlayabilirdim ki? Ucuz bir mücevhere benziyor. Kardeşi Jimmy Lee. Yaş 18. İkinci ejderha hangi gücü beni çağırıyor? Yasal ya vasisi Satori Imada. Ya da ölürsün. Bunu
bir daha sakın yapma. Yani gözlüklerimi takana kadar. O madalyon benim olduğu zaman sizler de benim olacaksınız. Her zaman kendi şehrim olsun isterdim. Şimdi bu sana bak, Bay Bo. Hadi şu ejderhayı gösterin de biz de görelim. Bu çok saçma. Kimse saçmalıktan hoşlanmaz. Bu durumda onurumu kurtarmak için birkaç iğne daha yapmam gerekecek. Bunu bir ceza olarak düşün. Yani yeni mühendislik icatlarından biri olarak. Evet. Şu iğneli küçük yastık. Hepsi strahit dolu. Sana on adamın gücünü verecek. Ben zaten on adam gücündeyim. Fazlası öldürür. Belki de. Ama seni oğlum gibi görüyorum bu. Ve biri giderse başka bir tane daha ol. Oysa sadece bir tek ejderha var. Lütfen, oturur musun? Bir kez daha Madonna haber oldu. Bugün Old York'ta bir basın konferansı düzenledi ve Tom Arnold'la olan evliliğinin bittiğini söyledi. Ayrıca Paris'e taşınacağını ekledi. Eski pop star kısaca şunu söyledi. Yalnız kalmak istiyorum. Trajik öyle değil mi? Başkan yardımcısı Jerry Brown bu hafta Bangladeş'teydi. General Han'ın cenazesi için. Son aldığımız haberlere göre bir dahaki haftada başka bir cenazeye katılmak üzere Kalküte'ye gidecek. Bu ayın sonunda tamamlayacağı... Hey, ne oldu? Bana $100 ver. Yoksa babama saçını söylerim. Tamam, sadece $5. Borcun vardı. Yok oldu. Bir gün yakalanacaksın. Günaydın evlat. Bir diğer haberimizde dün gece tıbbi malzeme dolu bir uçağın havaya uçurulması. Yetkililer bunun güç birliğinin işi olduğunu düşünüyor. Kahrolası birlik. Bu bir oyun. Uçak herhalde uyuşturucu doluydu. Nereden biliyorsun? Ve neler olduğunu yakında. Geceleri sokakta dolaşıp şehri tehdit eden güç birliği değil, bildiğim bu işte. Öyle mi? Bize orada neler olduğunu anlatır. Yine başlama. Ben her gün sokakta dolaşıyorum kızım. Bu şehre kimin zarar verip vermediğini senden daha iyi bilirim ben. Baba lütfen. Yine aynı hikayeye başlama. Meryem, daha çok gençsin. Depremden sonra olanları hatırlamıyorsun. Seller oldu. Bölgenin her yerinde elektrikle yakıt sorunu vardı. Hiç kimse de yardım etmedi. Tüm şehri çeteler sarmıştı. Evet, bunu hala yapıyorlar her gece. Baba, annemden öğrendiğim bir şey vardı. İnandığım şey için savaşma. En azından gündüzler güvenli Meryem. Bu sana yetmiyor mu? Bir gün polisliği denemelisin. Böylece haydutlarla uzlaşmayı mı öğreneceğim? Hayır, teşekkür ederim. Güç birliği sadece sabahları pislik temizlemiyor, savaşıyor. Güç birliğindekiler terörist. Bu nasıldı? Fizikten hiç anlamadığını söyleyebilirim. Her iki elinin de bana değmiş olması dinle, gerekiyor. Dinle dahi. Bu yüzden buna savaş bilimi değil, savaş sanatı deniyor. Sen farkı deniyorum. Biliyor musun peki? Çocuklar, evet, biliyorum. İkiniz de harikasınız. Çok iyisiniz. Gördün mü bak? Bu sefer doğru yap. Geçen sefer de doğruydu. Seni özlemişim, lotus çiçeği. Gasman. Kimse bana yıllardır Gasman demiyordu. Ama küllerden doğan anka kuşu gibi ben de geri döndüm. Yeni bir isim aldım. Büyük eski bir Japon savaşçısının adını. Adım Koko Shuko. Sen mi Shuko'sun? Ne yazık ki öyle. Çünkü tatlım, artık hiç kimse Victor Gasman'la iş yapmak istemiyor. Evet.
Bildiğim kadarıyla sende bana ait bir şey var. Çok nazik istiyorsun, Gaysmum. Bana madalyonu ver. Maalesef veremem. Ben o madalyonu sırf senden korumak için iki parçaya ayırdım. Beni bulamayacağını umuyordum. Bu durumda ejderhayı da bulamayacaktın. Sahi mi? Şimdi diğer yarısına var. Ne oluyor? Oo, ne güzel saçlar. Jimmy, Billy, kaçın! Ne? Dur durun! İşe yarar mı? Her zaman işe yarar. Pekala. Yukarıda ikiye ayrılalım. Anlaştık. Bu isim çok yanlış. Kendini kaybetmişsin. Dikkatli ol. Romeo! Çiklet ister misin? Kafası çantada. Gidelim buradan. Kazı yeri çöktüğünde seni öldü sandım. Seni uyarmıştım. Ama ancak yıllar sonra senin aslında bana ait bir şeyi çaldığını anlayabildim. Öyle mi? O hiç senin olmadı. Evet. Lotus çiçeği. Senin o taşralı adalet anlayışını özlemişim. Uzun süredir ayrı kaldık. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Aa!
Rutubet. Çirkin, işte buradayım. Buradayım. Karşınızdayım. Harika. İşi tamam. Baba. Story, iyi misin? Evet. Evet. Bekleyecek vaktimiz yok. Biraz sonra kurtulur. Madalyonu bana verin ve siz kaçın. Kaçalım mı? Peki ya sen? Ben ejderha sayesinde kalıp sizi koruyabilirim. Seni burada yalnız bırakamayız. Bunu nasıl çalıştığını göster. Ver şunu bana. Bu Sotore değil. Al. Sotore'ye ne yaptın? Ölümcül bir hata yaptınız. Sana öyle geliyor. Bu gerçek çocuk. Hayır, hayır. Büyüklerinize saygı göstermeyi öğrenmelisiniz. Eski tiyatroda çok kötü oyunlar oynayabilirsiniz ama tehlikeli. Öyle mi? Neresi tehlikeliymiş? Bu son tuzak. Seçim sizin. Ya Sotori ya da ejderhanın yarısı çocuklar. Çok iyi. Ruhunun kötü parçası. Bana mı öyle geliyor? Yoksa biraz sıcak mı? Ben dışarıda. Gaz borusu kırılmış. Burası havaya uçacak. Story'yi kurtarmalıyız. Gidin. Ejderhanın bu parçasını ele geçirmemeli. Sen gelmezsen hiçbir yere gitme. Hadi. Koşun. Story. Koşun. Aç şunu! Aç kapıyı! O madalyonun hala sende. Kapıyı aç! Ama mutlaka alacağım. Patlayacak! Patlayacak hadi! Hadi Story! Sotori! Kapıyı aç! Hadi! Çetelere götür. Neden? Onlar sayesinde madalyon benim olacak. Oh, çok iyi.
alo. Ha? Babama söyle, ben kendilerde kalacağım. Evet, tabii. Bana hemen çetelere katılmak isteyenin kim olduğunu söylemenizi istiyorum. Kimse kim olduğunu bilmiyor. O kesinlikle görünmüyor. Ama her zaman etrafımızda. Onu dinlemezsek hepimiz yok olacağız. Kes sesini sersem. Manyaklar, hiç kimse yok edemez. Bunu sakın unutmayın. Onu bana getirin. Merhaba, ben Kukoşuk'um. Şu andan itibaren ne dersem onu yapacaksınız. Senin mi? Seni küçük sürüngen. Ne zamandan beri bize hükmediyorsun sen? Şu andan itibaren. Motor çoktan gitmiş. Dinle Billy. Burada oturup balık tutamazsın, tamam mı? Ne olur? Artık Satori yok. Bunu bilmediğimi mi zannediyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Bilmiyorum. Ama aldırmıyor gibisi. Hiç de öyle değil. Kendini acımaktan vazgeç. Affedersin. Önemli değil. Billy bekle. Sana bekle dedim. Story öldü ve artık biz onu geri getiremeyiz. Ejderhadan uzun süre önce söz etmeliydi. Her zamanki gibi bunu kendine sakladı. Böyle olacağını nereden bilebilirdi ki? Elinden geleni yaptı Jimmy. Sana inanamıyorum. O bizim tek yakınımızdı. Babam öldükten sonra bize bakan tek kişi o olmuştu. Evet. Sence ben ne yapmaya çalıştım? Bize bir plan gerek. Hayır. Artık plan yok. Sürekli plan yapıyorsun ve ben bundan bıktım, usandım. Bunu kendi başına halledemezsin. Bu aptalca bir turnuva değil. Bunu düşünmek zorundasın. Şimdi yapmamız gereken birlikte çalışmak. Başkasına güvenemeyiz. Bunu iyice düşünmelisin. Kendine gel. Berbat görünüyorsun.
Konuşana bak. Sen çirkin şey. Hayır öyle değil. Çirkin sensin. Ben gudubetim. Öyle mi? Oh, harika. Eğer Story o yangında ölmeseydi, bence yine de bu işi halledemezdi. Bu kadar karamsar olma. Peki şimdi ne yapacağız? Şöyle yapmalıyız. Sadece gün ışığında dolaşmalıyız. Polisler olduğu sürece güvendeyiz. Ama tabii bu arada... İzliyoruz. Birinizi yüzme zamanı. Kokoşuko böyle istiyor çünkü. Çocuklar, size mektup getirdim, geliyorum. Hiç böyle hızlı bir postacı görmemiştim. Birazdan kıracaklar. Dikkat et. Yoksa ölüp gideceğiz burada. Harika. Onunla ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Harika bir şey bu. Çalıştırmasını bilmiyorsun. Öyle mi? İzle öyleyse. Sizi görebiliyorum. Aa, öyle mi? Boşa vakit geçiriyorsun. Bu bizi buradan çıkarır. Başardık ha. Sıkı tutun.
gemisi sizlere bu güzel turu sunmaktan gurur duyuyor. Bizler şu anda dünyanın en ünlü binalarından birine yaklaşıyoruz. Gelene dikkat et. Bunlar nehri bile havaya uçururlar. Sakatı dön! Sanırım öldüler. Yani galiba başardık. Neredeyse ölüyorduk. Hiç böylesini görmemiştim. Bu da bir denemeydi. Ellerim boş olsa anı defterime kaydederdim. Ne gezintiydi. Bizim öldüğümüzü sanmışlardı. Kesinlikle. Şu koyu bulma vakti geldi. Hollywood Nehri bugün yine alevler içindeydi. Polis araştırma yaparken saldırıya uğradı. Çeteler saldırdı. Hem de güpegündüz. Bu görüntüler polis kamerasında. Haydutlar polise saldırdılar ve böylece aradaki ateşkes kesilmiş oldu. Üzücü ama haydutlar 7 yıldır ilk kez gündüz saldırıyor. Şimdi kameralarımız polis merkezinde. Şef Lori, bunu bir türlü anlamıyorum. Siz neden haydutları kızdırıyorsunuz? Ya olaylar devam ederse ne yapacaksınız? Evet, belki de çete üyeleri sizi yanlış anladılar. Bu konudaki görüşleriniz nedir? Lütfen söyler misiniz? Güneşin batmasına 23 dakika kaldığının farkında mısınız acaba? Tamam. Ne kadar zor olabilir ki? O ejderhayı almaktan bahsediyorum. Yani aşağıda duruyor. Nehir çok derin. Derin olsun! Louis! Haber var mı? Ama benim istediğim tek şey büyük bir Amerikan şehrinin yönetimini ele geçirmek. Çok şey mi istiyorum ha? Çok mu? Çok mu? Bu çok kötü çocuklar. Gerçekten çok kötü. Beni çok iyi dinleyin. Bana uyum sağlamayan yok edilir. Şimdi defolun. Beni kızdırmayın. Gidin hadi. Sen hariç. Flash. Sen kal. Yorum yok. Bundan bana ne? Nerede? Tek başımıza Şiko ile baş edemeyiz. Yardım almalıyız. Güç birliğinden mi? Meryem'den yardım isteyeceğine inanamıyorum. Tamam. O halde polise haber verelim. Polisin bize inanacağından eminim. Bakın memur bey. Bizde sihirli bir madalyon var, tamam mı? Bu çok eski bir madalyondur ve tehlikelidir. Bunu almak için dünyayı yok edebilirler. Beyaz ve siyah açık değil mi? Hiç sanmıyorum. Bak. Şiko'yu durdurmanın tek yolu madalyonun diğer yarısını almak. Sonra yardım gerekecek. Ben Meryem'den yardım istemem. Güzel, ben isterim. İyi, o halde iste. İsteyeceğim. Adamı durdurmak istemiyor musun? Şiko'yu durdurmak istemiyor musun? Bu yapılmalı. Evet, haklısın. İlk kez. (Gülüyor)
Hazır ol. Biraz daha ıspanak geliyor. Artık ıspanak istemiyorum. Hayır. Abo abo. Bu Fransızca mı? Şimdi patlayacağım. İstemiyorum. Lanet olsun. Jeneratörü açın. Ben hallederim. Ah, sana son kez soruyorum. Şuko onlarla birleşti mi, birleşmedi mi? Sen sana şey söyledim. Hayır, söylemedin. Sen onu koruyorsun. Söyle şunu, Şuko'nun yerine girmek zorundayım, tamam mı? Anladın mı beni? Onlar neredeler ha? Sen alıcıları ne diyorsun? Var mı? Hadi çabuk söyle. Ben rol yapmıyorum. Ah, sağır gibi davranma. Hadi konuş lütfen, konuş, tamam mı? Yoksa benim özel ıspanak püremden biraz daha ister misin? Ha, ne dersin? Kaldırın şunu. Yerleri nerede? İşte orada. Nerede? Orada. Gördün mü, bulacağımı söylemişti. Hadi gidelim. Gidiyor. Tamam. Tamam. Yanıma korunacak bir şeyler almalıydım. Çok tuhafsın. Dur biraz. Diğer duvarı kullanın diyor. Belli bu bir aldatmaca. Kapının yeri belli olmasın diye. Bak bu benim aklıma gelmemişti. Kibritin var mı? Dikkat. Adımlarınıza dikkat edin. Adımlar... Harika. Güç birliği küçülmüş. Yardım mı gerekiyor? Neden merdivenleri kullanmadınız? Diğer merdiveni kullanın. Bu çocukların burada ne işi var? Onlar için tek güvenli yer burası da ondan. Zaten evleri de yok onların. Birçoğunun evi yok değil mi? Evet. Ben bunu biliyorum. Aslında onlardan biri de Ababo. Ababo mu? Ababo'nun hiç evi olmamıştı ki. Hayır, olmamıştı. O bir ev kadar büyük. Şuko üstünde bazı deneyler yapmış galiba. Şu anda tıpkı kocaman bir şekerlemeye benziyor. Şunu açıklığa kavuşturalım. Şuko insanların bedenlerini değiştirmeye bayılıyor ve sizdeki şu sihirli madalyonu istiyor beyler, tamam mı? Madalyonu veremeyiz. Asıl sorun vakit kalmaması. Evet. Neden? Şuko öldüğünüzü sanıyor. Ona büyük bir sürpriz yapabiliriz. Hı? Şunu kanıtlayın. Yani bir şeyler yapın. Yapardık Marianne ama nasıl çalıştığını tam bilmiyoruz. Henüz. Topuklarınızı birbirine vurmayı denediniz mi? Anladım. Buldum. Nasıl olduğunu buldum Jimmy. Biz hiç aynı zamanda denemeyiz. Billy. Dinle, birlikte denemeliyiz. Bu yüzden adı çift ejderha. İki parçası bizde değil. Sadece dene. Hadi. Tamam. Pekala. Bu aptal şeyi unut. Şuko Story'yi öldürdü. Yardım edecek misin? Güç birliği yanınızda. Bütün oksijeni bitireceksin. Yok ol, henüz yeni başladım. Demek öyle. Evet öyle. Demek öyle. Tabii öyle. Demek öyle. Evet öyle. Demek öyle. Öyle diyorsam öyle diyorsam. Demek öyle. Sen bilirsin. Hepiniz Şuko Eğlence Merkezi'ne hoş geldiniz. Burada istediğiniz her şeyi bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Her köşede bilgi alacağınız yerler bulunmaktadır. Hepiniz bu hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. İzinsiz dolaşmak kesinlikle yasaktır.
Ve eğer... Hey serseriler, defolun buradan. Sorun çıktı, yardıma ihtiyacımız var. Şimdiye kadar güvenliğin işini halletmişlerdir. Hadi gidelim, hadi. Hayır. Planın ne? Tamam. Planım şu. Ben Ababo'nun cep bilgisayarına tamamen yanlış bilgiler yükledim. Burada sanki manyak çetesi haksız kazanç elde ediyormuş gibi görünüyor, tamam mı? Ve şunu Şuko'nun ana bilgisayarına yüklediğim zaman büyük bir savaş başlayacak. İşte plan bu. Gördün mü? Planı varmış. Bu plan değil ki. Neden olmasın ki? Sonuç elde edecek ya. Kötü bir plan. Peynir arayan fareler gibiyiz. Sen de duydun mu? Lanet olsun. Şuko. İyi eğlenceler. Ne? 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 Çocuklar, çocuklar, nereye gidiyorsunuz? Madalyonun yarısını almaya. Hayır. Güç birliğinden yardım istemeniz lazım, tamam mı? Birbirimizden ayrılmamamız gerekiyor. Yapmayın çocuklar, çocuklar. Hadi çocuklar. Bunu önceden kararlaştırdım. Ben geceyi kontrol ederim. Ve sen de gündüzü tabii. Yok tanrım, hayır. O çeteleri organize eden kişinin sen olduğunu mu söylüyorsun? Kim olabilir ki? Dinle. Onlara geceleri verdiğinde büyük bir güç yarattım. Jimmy, madalyon orada. Yok hayır. Yapamazsın. Olta gibi bir şey lazım. Al bak bu işini görür. Bizi yakalatacaksın. Ve ben işbirliğin için gerçekten çok güzel bulacağına inandığım bir ödül vereceğim. Beni kovdurmaya mı çalışıyorsun? Neden? Evet. İnan bana, resmi bir memura rüşvet vermek gibi bir niyetim yok. Buna ihtiyacım da yok. Tamam, anladın mı? Buna karşılık sokaklar artık benim. Eğer bu sorun sana zor geliyorsa kolaylaştıralım. Zengin oldun galiba Miri. Beni düş kırıklığına uğrattın şef. Böyle davranacağını hiç sanmazdım. Çeteleri kontrol ediyorsun ve anlaşmayı bozdun. Ya onları çekersin? Ya da ne? Ne? Tutuklar mısın? Madalyonu aldı. Şimdi ne yapacağız? Bakalım ne yapacak? Kullanacak mı? Delario, düşler ülkesinden çık artık. New Angels'ı sen olsan da olmasan da kontrol edebilirim. Burada verilecek bir karar da yok artık. Bu doğru. Verilecek bir karar yok. Artık anlaşma da yok. Bir daha hata yaparsan ikincisini bekle. Belki sıradan konuşmalarla beni ikna etmem mümkün. Beni tanımıyorsun şu an. Gidelim buradan! Hadi! Hadi gidelim! Marian. Baba! Şimdi ben cezalı mıyım? Flash! Öldüklerini söylemiştin. Şimdi ölecekler. Madalyon onda. Oley. Bırak beni. Benim. Yeter, bırak beni. Hemen çık buradan! Aa!
Kral! Burası ne böyle? Morga benziyor. Ababanın sözünü ettiği yer burası olmalı. Bunlar ölü mü? Hayır. Bir şekilde yeniden canlanacaklar. Şşşt! Ölüleri canlandırma. Ölüleri uyandırma. Ölü. Güzel bir şaka. Jim. Neyin varsın? Bunların hepsi kaskat. Jim. Merhaba, beni özlediniz mi? Uzun zamandır canımı sıkıyorsunuz. Jimbo. Sanırım şimdi sizleri öldüreceğim. Bana madalyonu ver. Yoksa... Yoksa ne? Sotori'yi yeniden mi öldürürsün? Marian, durdur şunu. Hepsi bu mu? Sence? Yani gitti mi? Gitti mi? Kanalın özel haberini sunuyoruz. New Angeles'a bakıyorsunuz. Şehir işgal altında. Şiddet olayları gündüz hızla tırmanmakta. Böylece haydutlar polise yaptıkları ateşkesi bozmuş oldular. Bu önemli haberin devamını dinlemek için Kanal 69'dan ayrılmayın.
Biz oraya gideceğiz. Gece mi? Gündüz olmasını bekleyelim. Evet, gündüz neler olduğunu gördünüz. Buna izin verirsek neler olacağını düşünebiliyor musunuz ha? Dışarıdaki çocuklar bu işi yapıyorlar. Yo, dışarı çıkmak istemiyoruz. Çünkü kızım bizim işimizi yapıyor. Şimdi sokakları geri alacağız. Bu bir emirdir. Şef değil mi? Nereye gittiğini sanıyor? Kardeşinle New Angeles'tan gitmek istediğinizi biliyorum. Bunu ayarlayabilir. Karşılığında madalyon. Bunu da ayarla. O zaman... Seni öldürüyor. Tıpkı baban öldürdüğün gibi. Ne? Babanla benim meslektaş olduğumuzu biliyor olmalısın. Madalyonu bulduğu gün ben de oradaydım. Ne bulduğunun farkında değildim. Yapacağı tek şey müziğe vermekti. Onu ikna etmeye çalıştım. Ona mistik madalyonun gücü çok yararlı şeylerde kullanılabilir dedim. İnsanların evini yakmak gibi mi? Ya da öldürmek. Bunu çok önemli bir amaç için yaptım. Keşke bunu çalıştırabilseydin. Bize sadece kötü şans getirdi. O şeyin senin bedenin içine girmesi gerekiyor. O seni korudu. Nasıl çalıştığını sen bulmak zorundasın. Tamam, şimdi dene, tamam mı? Evet. Ve bildiğin tüm sihirli sözcükleri dene. Hey, bir tarif falan var mı? Hayır. Şiko'yu tek başıma yenemem, yapamam. O kadar iyi değilim. İkimiz ona yeteriz. Sen yalnız değilsin. Ben varım. Saldırı başladı. Biri dur! Koca kafa! Şimdi patron kim? Yardım ister misin? Buna sakın kalkışma.
Canını sıkma. Seni de gelip kurtaran olur belki. Jimmy! İşini bitirdin. Kesinlikle. Jimmy? Merhaba, uçan ejderha. Bana uçan ejderha deme. Şimdi ne yapacaksın? Romulus ve Romulus'un hikayesini biliyor musun? Mars'ın oğulları. Savaş tanrısı. Acil bir durum bekliyorsan tam zamanı. Çocuklar terk edilmiş. Kurtlar tarafından büyütülmüş. Birlikte büyük Roma şehrini kurmuşlar. Gölge şeytan, sana geçiş vermeyeceğim. Ama bir gün Romulus Romulus'u öldürmüş. Harika bir öykü. Hurda parçası. Sensiz daha iyi olurum. Bedenim güçlenmiş olmalı. Sonunda madalyonun gücünü almayı başardım. Artık sana zarar veremem. Evet. Madalyonu ver. Yoksa Jimmy ölür. Hayır. Benim savaşım. Kardeşimi bırak! Çirkin? Jimmy? Jimmy. Sana öyle vurduğum için özür dilerim. Hey, hayal kurma. Sen kimseyi böyle dövemezsin. Ejderha hayal! Tamam. Olamaz. Şimdi izle. Babamızı öldürmüş.
Henüz bitmedi. Ha, ama bitmedi. Onu çok seveceksiniz. Biraz eğlen. Beryan, ışıkları hemen yak. Jeneratör, ışıklar. Sen de baban gibi zayıfsın. Sen de annen gibi korkaksın. Açalım. Biraz zarar verelim. Ah, lanet olsun. Şimdi izle. Kader iki ejderhayı bir araya getirdi. Onları koruyun. Benim sizi koruduğum gibi. Bunları giymek zorunda mıyız? Dostum bu harika. Bunu arasam da bulamazdım. Ama iyi ki maviyi giymiyorum. Mavinin nesi var? Şunun işini bitirelim. Tamam, tamam. Tiyatroyu yakmak kötü bir fikirdi. Hey! Neden kendine vuruyorsun? Hey, kendine vurma! Hadi yapma! Beli! Şuraya otur. Lupo! Evet. Evet. Baba. Nereye? Şef Delario, sizi görmek ne kadar da güzel. Kızınız da çok güzel. Yarattığım karışıklığı telafi etmek istiyorum. New Angeles Polis Merkezi'ne büyük bir bağış yapmak istiyorum. $1,029,000 size bağışlıyorum. Son meteliğine kadar. Bu çek işinize yarar mı acaba? Bana rüşvet veremeyeceğini söylemiştin. Rüşvet değil. Tutukla beni. Thank you.
Duydunuz mu? Sirenler. Gidelim. Gece devriyesi efendim. Lütfen Bay Şuko'yu merkeze götürür müsünüz? O çeki geri istiyorum. O çeki geri istiyorum. Daha her şey bitmedi. Her şey bitmedi. Siz daha avukatlarımı görmediniz. Sizler de artık gidersiniz herhalde. He? Şu düşlerinizin evini kurmaya. Bu mümkün değil. O evi kurabiliriz ama burada kalıp şehre yardım etmek istiyoruz. Artık ejderhalar bizde olduğuna göre... Hayır Jimmy. Onu kullanamayız. Sotori bunun yanlış ellere geçmesinin engellenmesini istedi. Tamam Bay Sorumlu. Çocuklar. Bir şey göstereceğim. Ejderha arabası. Bunu nasıl getirdin? Arkadaşlarla onu çektik ve tamir etmeyi başardık. Demek yardım gerekiyormuş. Teşekkür ederim Meryem. Ama ben yardım istemem. Biliyorum. Benim yardım. Ne oldu korkak tavuk? Ne istiyorsun baba? Acaba sizinle birlikte gezmenin bir sakıncası var mı merak ediyorum. Tabii baba, bence bu harika bir fikir. Biraz ben bakayım. Dövüşmekten sıkıldım. Gerçekten bu sıkıldım. Bu baba değil. Bu bilim. Bir süre için dinlenmek istiyorum çocuklar. Ne güzel. Acaba ben de kullanabilir miyim? Hayır. Nasıl kullandığını gördüm. Sorun değil. Evet. Baba buraya gel. La 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 la. Çekilin biz geliyoruz. Güven bana. Balinin olmaması iyi oldu. Böylece Meryem'le yalnız kalabileceğiz. Ne dedin? Gidiyoruz. Her şey mahvoldu. Sen yaptın. Ben mi yaptım? Evet sen yaptın. Ben mi yaptım? Evet sen yaptın ama bunu tekrarlayıp durma artık, yeter. Çift ejderhayı alalım. Evet tabii, madalyonu nasıl bulacağız? Bunu biliyoruz. Her şey bitti, kes artık. Her şey değişebilir. Parlak bir fikrin var mı? Evet, gelecekte göreceğiz. Eminim. Evet, emin olabilirsin. Bunu şu konu içiydi, onu zaten sevmemiştim. Sevdin. Hayır sevmedim. Madem sevmemiştin bunca yıl, ona neden hizmet etti sonra? Hayır ben ona hizmet etmedim. Ettin. Etmedim. Ettin diyorum. Etmedim ama. İyi sen bilirsin.